Rız şirketlerinden sen 2024 investing.com Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yaptıkları bildirimlere göre hazırladığımız güncel şirket haberleri özetimize içerimizin devamında göz atabilirsiniz. Türk Hava Yolları TIO TH'nin 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 162 milyar 998 milyon Türk lirası olarak açıklandı. 2022-12 aylık, 47 milyar 432 milyon Türk lirası, Agrotek Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Agrot, Agrotek. RAT Otomobile Teknoloji ile araçların ihracat işlemleri için uluslararası sertifikasyon süreçlerinde tamamlanarak Joyce Teknoloji ile ön anlaşmaların tamamlandığını açıkladı. Bin Yatırımlar Holding AŞ, Bunho Bin Yatırımlar Holding, iştiraklerinden Goşaring'in Euronect Amsterdam borsasında halka arz başvurusu için Euronect ile görüşmelere ve çalışmalara başlandığını bildirdi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Ekyo, Emlak Konut, bakanlık ile imzalanan protokol kapsamında bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen Hatay Antakya 6. Etap konut ve ticaret inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işinin sözleşmesinin yüklenici ile 5,6 milyar Türk lirası bedelle imzalandığını açıkladı. Şirket, ayrıca devam eden projelerinden İstanbul Kartal Millet Bahçesi, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi kapsamında 29 adet ticari üniteye ait yapı ruhsatlarının alındığını bildirdi. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ, Yupır. Europower, TİH tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılarak 204,5 milyon Türk lirası ile en avantajlı teklifi verdiğini bildirdi. Garanti Bankası, Garan Garanti Bankası, kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'den 25 milyar TL'ye yükseltilmesinin tescil edildiğini duyurdu. Global Yatırım Holding AŞ, Gülüho, Gülüho, dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding PLC'nin Liverpool Limanı'ndaki kuruvaziyer operasyonlarının 50 yıl süreyle işletilmesi için The Mersey Docks and Harbour Company ile imtiyaz sözleşmesi imzaladı. Polisan Holding AŞ, Polho, Polisan Holding, Lastik, İş Sendikası ile Dilovası, Adana ve Samsun tesisleri için toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandığı açıkladı. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ, SMRTG Smart Güneş, Ziraat Bankası tarafından gerçekleşen ihale bedeli 1,1 milyar Türk lirası olan lisanssız gez ihalesine verdiği teklifin en iyi teklif olduğunun açıklanmasının ardından sözleşme imzalandığını duyurdu. Türk İlaç ve Serum Sanayi AŞ, Tırılç Türk İlaç, DMO tarafından 2021 yılındaki ihale için imzalanan sözleşmenin feshedildiği, sözleşme gereği 6,1 milyon TL'nin DMO'ya iade edilmesi kapsamında şirkete bildirim geldiğini ve şirketin hukuki yollara başvuracağını bildirdi. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Bezi, Deniz Geo portföyünde bulunan, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki katma değer vergisi, hariç 42.500.000 milyon Türk lirası ekspertiz değeri olan 2 adet bağımsız bölümün katma değer vergisi hariç 57 milyon Türk lirası tutarında bedelle satıldığını duyurdu. VBT Yazılım AŞ, VBTS, VBT EZ, Yazılım AŞ, Türkiye'de yerleşik bir özel banka ile, ana sistem yedekleme ve arşiv altyapısı veri depolama sistemi temini konusunda anlaştı. Sözleşmenin toplam bedeli 1.465.800 dolar olarak açıklandı. Beyaz Filo Otokiralama A.Ş. Beyaz, Beyaz Filo yetkili satıcısı olduğu markalar olan Peugeot, Opel, Citroen, DS, Renault, Dacia ile 2023 yılı ilk çeyreğinde 2815 adet olarak gerçekleşen 0 km araç satış adetini, %65,65 ,65 oranında artırarak, 2024 yılı ilk çeyreğinde 4663 adet 0 araç satışı gerçekleştirdi. Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ, Albırk, Albaraka Türk, bağlı ortaklı Getinsa GmbH'nin tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verdi. VBTS kapsamında tedbir getirilen hisseler sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi, VBTS, kapsamında patek ve sekur payları 4 Nisan 2024 tarihli işlemlerden, seans başından, 3 Mayıs 2024 tarihli işlemlere, seans